Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözü Tok. Bugün sizlere yeni doğan bebek patiği göstereceğim. Çok basit hanımlar, çok kolay. Şöyle bakın, alt tabandan başlıyoruz. İki sıra şöyle yapıyoruz. Buradan ve buradan artırma yapıyoruz. Sonra üst kısma geçiyoruz. Şöyle sadece burada model yapıyoruz. Yanlardan eksiltiyoruz. Çok güzel, harika, çok kolay hanımlar. Çok çabuk biten bir patik. Şöyle. Ben bunun için hanımlar Lamia linen koton kullandım. Şu an ipimde bu ip aynı marka. Ve şöyle tığ numaram 2,5 numarada tığ kullandım. Şimdi hanımlar, daha büyük örmek isterseniz şuradaki zinciri daha fazla çekebilirsiniz. Şu sırayı daha fazla yapabilirsiniz. Ben yeni doğan bebek için yaptığımdan dolayı bu kadar yaptım. Şimdi size bunun ölçülerini vereceğim ama büyük patiğinde tekrar tarifini de vereceğim arada. Şimdi şöyle şunu alalım. Önce zincir çekiyoruz hanımlar. Şöyle ilk önce ilmeğimi sabitledim. Sıkı olmayan bir zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane zincir çektim. Dediğim gibi sıkı bir zincir olmayacak. Tığıma doladım. 1, 2, 3, 4. 4. zincire batarak trabzan yapıyorum. Evet. Ben üçlü trabzan yapıyorum. Eliniz gevşekse ikili trabzan da yapabilirsiniz. Veya benim gibi örgünüz sıkı ise üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Şimdi hanımlar, hemen yandaki trabzana batıyorum. Pardon, zincire batıyorum, trabzan yapıyorum. Bir yandaki zincire batıyorum, trabzan yapıyorum. Şöyle bu zincirden hariç 1 2 3. Dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 hanımlar. Bakın, bu 13. trabzanım. Dediğim gibi zincir hariç 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Şimdi bu 13. olan zincirin içine tekrar trabzan yapıyorum. Bakın 1 2. Tekrar aynı yere batıyorum. 3. Aynı yere batıyorum. 4 5 6. Bakın 13. zincirin yanına 5 tane daha yaptım. Bakın bu 13. toplam 6 tane oldu burada. 6 tane olduktan sonra hemen yandaki zincirin içine batıyorum.
Şöyle bakın. Şu kenarda zaten trabzanların dibinde zincirlerimiz var. Onlara batıyorum. Hepsinin içine birer tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakın bu 6 tane olan zincirden hariç, pardon, trabzandan hariç tekli olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane tekli trabzan yaptım. Şimdi 12.ye batıyorum. Onikinciye 4 tane yapacağım hanımlar. Şimdi 11 tane tekli yaptım. Bu 12. 1 2 3 4. Şimdi bakın bir tane de karşısında var ve zincir var. 5 6 oluyor hanımlar. Şöyle şuradan 6 oluyor. Şimdi şu zincirin tepesine batıyorum ve üstüne almadan kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Şöyle şuradan şöyle 6 tane oldu hanımlar. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 tane zincir çektim. Üst sıraya geçtim. Şimdi bakın hanımlar. Eğer ki daha büyük yapmak isterseniz şuradaki zincir sayısını daha fazla yapacaksınız. Trabzanı daha fazla yapacaksınız. Yalnız buradaki bu 6'şer tane olan trabzanlarımız aynı olacak. Şimdi bu zincirin dibine tekrar bir tane daha batıyorum. Trabzan yapıyorum. Hemen yandaki trabzan tepesine batıyorum. Bir tane daha batıyorum. 2. Şöyle. Şimdi bu aradaki tekli trabzan tepelerine batıyorum. Hepsine birer tane batacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane tekli yaptım hanımlar. Bakın şu 2 tane trabzandan sonra burada 11 tane tekli var. Şimdi burada 6 tane trabzanımız vardı. Şimdi bu 6 taneyi yapacağız. Bunları da her trabzan tepesine 2 tane batıyorum. 1 aynı yere 1 tane daha batıyorum. 2 buraya geçtim hanımlar. Bir yandaki trabzan tepesine 1 2 bir yandaki trabzan tepesine geçtim. 1 2 bir yandakine geçtim. 1 2 bir yandakine geçtim.
Bir, iki. Bir yandakine geçtim. Bir, iki. Şimdi bakın burada bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ikili trabzanımız oldu. Bu altı tane alttaki trabzanımızın üstlerine ikişer tane yaptık. Toplamda 12 tane oldu. Şimdi tekrar buradaki trabzan tepelerine birer tane trabzan yapıyorum. Bir, bir yandakine geçiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane tekli trabzan yaptım. Tekrar burada 4 tane, bu 6 tane olan yerde 4 tane trabzanım var. 2 tanesi bu tarafta yaptım. 4 tanesi bu tarafta kaldı. Şimdi bunlara da ikili yapıyorum. 1, tekrar aynı yere batıyorum. 2, bir yandakine geçiyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2, bir yandakine geçiyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2, bir yandakine geçiyorum. 1, aynı yere tekrar battım. 2. Bakın şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bunu şöyle en baştaki trabzan zincire batıyorum. Trabzan değil, zincirin tepesine battım. Şöyle kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi bu taban bize yeterli. Siz eğer daha büyük yapacaksanız, dediğim gibi buradaki zincir sayısından başlayacaksınız, daha büyük yapacaksınız. Buradaki ve buradaki olay aynı. Ondan sonra hanımlar bir sıra daha trabzan yapacaksınız. Yalnız bu 6 tane, bakın burada, burada toplamda şimdi burada 12 tane oldu. Bir tanesine bir tane, bir tanesine iki tane trabzan yapacaksınız. Bu 12 tane trabzanın. 11 tane burada düz trabzanımız var. Tekrar buradaki 12 taneye 2 tane, 1 tane, 2 tane, 1 tane olarak trabzan yapacaksınız. Diğer tarafı tekrar tekli olarak yapacaksınız. Şimdi hanımlar, dediğim gibi bu taban yeterli. Şimdi hemen yandaki trabzan tepesine bakın, şu şekilde değil. Burayı bırakıyorum. Diğer taraftaki ipimin tek katına batıyorum. Ve trabzan yapıyorum. Aynı şekilde bakın. Normalde şöyle batıyoruz ama öndeki ipi diğer tarafta, bakın şöyle şu şekilde batıyorum, trabzan yapıyorum. Tekrar batıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın hanımlar, aynı şekilde şöyle, şimdi şuradayız, üst, yani taban bitti, üst kısımdayız. Şimdi şöyle buruna doğru geliyoruz. Bakın şöyle deyin. Şöyle bakın, burayı bırakıp diğer ipin içinden batıyorum. Trabzan yapıyorum.
Şimdi hanımlar, şurada eksiltme yapacağız. Şu kısımda eksiltme yapacağız. Onu da göstereyim. Şöyle. Evet. Şimdi bakın. Burada buraya kadar tekli yapmıştım. Burada ikili trabzan yapmıştım. Şimdi buraya kadar modelimi yaptım. Birer tane trabzan yaptım. Şimdi burada bir tane buraya batıyorum sıradakine. Şöyle tam olarak çekmiyorum. Üçüncüyü çekmedim. Şöyle. Tekrar tığıma doladım. Bir yandakine battım. Şöyle. Tekrar trabzanımı aldım. Şu an 3 tane ilmeğim var. Bakın. Üçünü birlikte topluyorum. Eğer ikili trabzan olarak yapıyorsanız da bakın şöyle tekrar aynı şekilde battım. Şöyle bir tane çektim. Tekrar tığıma doladım. Yandakine battım. Tekrar şöyle bir kere daha çektim. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte topladım. Dediğim gibi ben üçlü trabzan yapıyorum. Trabzanımı yaptım. Bir yandakine geçtim. İkinciyi de yaptım. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte topladım. Şimdi tığıma doladım. Zincir çekmiyorum. 1, 2, 3. Bakın 3. trabzanın tepesine şöyle batıyorum. Bu sefer buradan değil, buradan batıyorum. Şöyle bakın. 2 tane trabzan tepesini bıraktım, 3.'ye battım. 1. trabzanımı yaptım. 2 3 4. 4 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. 1 2 3 4 4 tane daha trabzan yaptım. Aynı yere hepsini de aynı yere battım. Tekrar burada 1 2 3. 3. trabzan tepesine şöyle ön taraftan batıyorum. Eksiltme yapıyorum. 1. trabzanımı yaptım. 2. trabzanımı yaptım. Bakın 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte topladım. Tekrar 1. trabzanımı yaptım. 2. trabzanımı yaptım. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte topluyorum. Bundan sonrasını da tek olarak her trabzan tepesine bir tane trabzan yaparak devam ediyorum. Şöyle. Sadece bakın 1, 2. Bunları eksiltme yaptım. Diğerlerini tek olarak devam ediyorum. Bakın hanımlar, burası arka kısım, topuk kısmı. Burası da burun kısmı oluyor. Tekrar devam ediyorum. Her trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Yalnız
böyle değil. Burayı bırakıp diğer taraftan batıyoruz. Hanımlar, çok kolay, çok basit bir model. Artan iplerle bile yapıp rengarenk yapıp dilerseniz hediye olarak da verebilirsiniz. Dilerseniz kendi bebeklerinize, torunlarınıza da yapabilirsiniz. Şimdi burayı tekrar birleştirdim. 3 tane zincir çektim. Şimdi hanımlar, bir tek burası için şöyle taban kısmıyla üst kısmını ayırmak için bu şekilde yaptık. Bundan sonrasını normal trabzan olarak devam ediyorum. Bakın, direkt sıradakine batıyorum. Tekrar burada eksiltme yapacağım hanımlar. Eksiltmeye kadar tekli trabzan yapıyorum. Şimdi bakın, buradan 1, 2, 3, 4 tane trabzan tepesi kalıncaya kadar tekli trabzanımı ördüm. Bakın, şuradan itibaren ikili tuttuklarımdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar eksiltme yapıyorum. Birinci trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. 3 tane ilmeğim var. 3'ünü birlikte çekiyorum. Tekrar birinci trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Zincir çekmeden direkt bu ortaya hanımlar trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 2 tane zincir, aynı yere 4 tane trabzan daha. 1 2 3 4 Şimdi tekrar buraya hanımlar, bu 4 taneyi bırakıyoruz modelin, ortadaki modelin trabzanlarını. Bu 2 tane tuttuğum ilk trabzana batıyorum. 1 1 de yandakine batıyorum. 2 3 ilmeği birlikte topluyorum. Yandaki trabzana batıyorum. 1 1 de diğerine batıyorum. 2 3 ilmeği birlikte topladım. Bundan sonrasını tekrar tek trabzan olarak devam ediyorum. Bu arka tarafta hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece her trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyoruz. Diğer taraflarına modeli sadece ön tarafa yapıyoruz. Burun kısmına. Tekrar zincirin tepesine batıyorum. Birleştirdim. 3 zincir çektim. İlk trabzanın tepesine batarak trabzanlara devam ediyorum. Şimdi bu üçüncü sıramız oluyor. Her trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyorum.
Şimdi tekrar burada 4 tane trabzan tepesi kalıncaya kadar yapacağım. 1, 2, 3, 4 hanımlar bakın. 1, 2, 3, 4. Eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Üçünü birlikte çekiyorum. 1, 2, 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Ve diğer şu zincirin arasına geçiyorum. Araya dediğim gibi zincir çekmeden geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. 2 zincir aynı yere 4 tane trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar hanımlar buradaki trabzanlara geçiyoruz. İlk ikili trabzana battım. Yandaki trabzana battım. 2 trabzan yaptım ve 3 tane ilmeğim var. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Bir yandakine batıyorum. Tekrar 2 tane trabzan yaptım. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Kalan trabzanlarımı tekli olarak devam ediyorum. Patiyi bitirince ölçü olarak da vereceğim hanımlar. Ölçeceğim. Komple örülüşünü göstermek istedim hanımlar, çünkü ne kadar basit, ne kadar kısa zamanda örüldüğünü de görmenizi istedim. Evet. Tekrar birleştiriyorum burayı. Zincirin tepesine batıyorum. Kaydırma tekniği ile birleştirdim. 3 zincir. İlk trabzan tepesine batıyorum. Tekli trabzanlarıma devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane kalınca tekrar ikili ikili trabzan yaparak eksiltme yapıyorum. Bir, iki. Kapatıyorum. Tekrar. Bir, iki. Kapatıyorum. Direkt buradaki zincirin arasına geçiyorum. Bir, 2, 3, 4. 2 tane zincir. Tekrar aynı yere 1, 2, 3, 4. Tekrar hanımlar bu tarafa geçiyorum. Eksiltme yapıyorum. Bakın. Şöyle. Birinci trabzanımı yaptım. Bir yan tarafa battım. İkinci trabzanımı yaptım. Üç ilmeği birlikte topluyorum. Tekrar yan tarafa batıyorum. Birinci trabzanım. Bir yan tarafa batıyorum. İkinci trabzanım ve üç tane ilmeği birlikte topluyorum. Kalan trabzanlarımı da tekli olarak yapıyorum.
Evet. Tekrar zincir tepesine batıyorum. Üstüne almadan şöyle iki tane zincir çektim. Evet hanımlar. Bunu da bitirdim. Şimdi dediğim gibi ölçü vereceğim sizlere. Şöyle bakın şuradan taban kısmını sadece şuradan bakın şöyle ölçüyorum. Santim hatta 7,5 santim hanımlar. Şöyle geriye doğru da dönüyor. Şuradan evet 7,5 santim. Genişliği şöyle 4 santim. İlk zincir sırasını da söyleyeyim sizlere. 4 santim. Evet hanımlar. 1, 2, 3, 4 sıra bu öndeki sıramız 4 sıra olunca bitirdik. Şu ipimizi de aralardan geçireceğiz. Şöyle patiğimiz bu kadar basit, bu kadar pratik. Dediğim gibi kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz hanımlar. Şöyle kalan iplerinizi de rengarenk yapıp hediye de edebilirsiniz. Eliniz alışsın diye inanın ki acemi bayanlar rahatlıkla yapabilir. Şöyle bir trabzan yapmayı bildikten sonra bu modeli rahatlıkla yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.